Rekareden rekareye bir dönüşüm olduğunu düşünelim. Bu bir matris çarpımı ve aslına bakarsanız zaten tüm doğrusal dönüşümlerin bir matris çarpımı olarak ifade edilebileceğini de biliyoruz. Bu 1, 3, 2, 6 matrisi ile bana tanım kümesinden vereceğiniz bir vektörün çarpımı olsun. Evet, çarpı x1, x2 olarak yazıyorum. Şimdi, görüntü kümesinde bir alt küme olduğunu varsayalım. Hemen çiziyorum. Evet, görüntü kümesi buna benzeyecek. Burası re kare. Fonksiyonumuzun ya da dönüşümümüzün re karenin elemanlarını yine re karede bulunan görüntü kümesindeki elemanlarla eşleştirdiğini biliyoruz. Eşleşmeyi kendi üzerinde de gösterebilirim ama daha anlaşılır olması için görüntü kümesini ayrı olarak çiziyorum. Evet, dönüşümümüz buradaki elemanları yine re kare de eşleştiriyor Şimdi R kare'nin bir alt kümesini alırsak bu kümenin iki tane vektörden oluştuğunu düşünelim R kare'deki sıfır vektörü ve bir de 1 2 vektörü bunu çizim üzerinde de göstereceğim farklı bir renk kullanayım evet bu R kare'deki sıfır vektörümüz olsun bu arada bunları olmaları gereken yerde göstermiyorum sadece R kare'de olduklarını söylüyorum bu sıfır vektörü ve 1 2 vektörü de burada olsun 1 2. Şimdi tanım kümesinin dönüşümleri bu alt küme ile eşleşen elemanlarının hangileri olduğunu bulmak istiyorum. Bu noktadan bahsediyorum ve bu aslında S'nin ters görüntüsünden başka bir şey değil. S'nin ters görüntüsü ya da T dönüşümündeki S'nin ters görüntüsü dersem daha doğru olacak. Ee, daha doğru olacak dememin sebebi eğer sadece ters görüntüsü dersem mesela aynı şekilde eğer sadece görüntü dersem size iki video önce gösterdiğim gibi tüm dönüşümün görüntüsünden bahsediyor olurum ama bir kümenin görüntüsünü ya da ters görüntüsünü aldığınızda bunun hangi dönüşüm altında alındığını da belirtmemiz gerekir. O halde burada bulmak istediğimi t dönüşümündeki görüntü kümesinin burada belirlediğimiz alt kümesinin ters görüntüsü olarak adlandırmam daha doğru olacak. Bunu t'nin tersi s olarak not ediyorum. Bundan önceki videodan bunların dönüşümünü aldığımızda ters görüntüsünü bulmaya çalıştığımız alt kümenin elemanı olan tanım kümesindeki tüm x'ler olduğunu hatırlıyor olmalısınız. Hatırlıyorsunuz değil mi? Peki bunu başka bir şekilde de ifade edebilir miyiz? Tanım kümesindeki x'ler için matrise de a adını verelim. a çarpı x s'in bir elemanı olacak. a çarpı x ya buna ya da buna eşit olmalı. Hemen yazıyorum. a çarpı x vektör ya 0 vektörüne evet ya da 1, 2 vektörüne eşit olacak. Bu iki ifade birbirinin aynısıdır. Buradaki dönüşümü yani a çarpı x'i kullandığım ve asıl kümenin hangisi olduğunu belirttiğim için biraz daha açık oldu o kadar. Kümemizde sadece iki vektör var. Şimdi S'nin ters görüntüsünü bulmak için T dönüşümündeki S'nin ters görüntüsü demeliyim. Evet işte bu küme bize bu iki denklemi sağlayan X'ler lazım. Bir bakalım bu ikisini sağlayan x'ler. Evet birinci denklem 1, 3, 2, 6 matrisi çarpı x1, x2, 0 vektörüne eşit olacak. Buradaki denklemden bahsediyorum. Bunun çözümlerini bulmamız lazım. Bu arada bunun ne olduğunu anladığınızı da düşünüyorum. Bu denklemi sağlayan x'ler bu matrisin sıfır uzayıdır, öyle değil mi? Bundan da bahsettiğimize göre, işimiz bitti diyecektim ama aslında bitmedi çünkü bu denklemle de ilgilenmemiz lazım. Bunu da mavi ile yazayım. T dönüşümündeki S'nin ters görüntüsü, bunun çözümleri artı 1, 3 2 6 matrisi çarpı x1 x2 eşittir 1 2'nin çözümlerine eşit olacak. Bunu genişletilmiş matrisle çözebiliriz. Genişletilmiş matrisi yazayım. 1 3 2 6 0 0. Buradaki de 1 3 2 6 ve 1 2 Evet, bunu indirgenmiş eşelon formuna getirelim. İkinci satır yerine, ikinci satır eksi 2 çarpı birinci satırı yazalım değil mi? Birinci satır olduğu gibi kalacak. 1, 3 ve 0. İsterseniz ikisini aynı anda çözelim. Buradaki birinci satırı da olduğu gibi bırakalım. 1, 3, 1. Genişletilmiş matrisin sol tarafını indirgenmiş eşelon formuna getirmek istediğim için matrislerin ikisine de aynı satır işlemlerini uygulayacağım. Onun için ikisini aynı anda yapmakta bir mahsur yok. İkinci satır yerine ikinci satır eksi 2 çarpı birinci satır yazdık değil mi? Evet. 2 eksi 2 çarpı 1 sıfır eder. 6 e, eksi 2 çarpı 3 de. Evet bu da sıfır eder. 0 çarpı 2 çarpı 0'ın sıfır edeceğini söylememe gerek olmadığını düşünüyorum. Buraya gelelim. 2 eksi 2 çarpı 1 sıfır eder ve 6 eksi 2 çarpı 3 de sıfır eder. 2 eksi 2 çarpı 1 de. Hepsi sıfır oldu ve aslına bakarsanız işimiz de bitti çünkü elimizdeki genişletilmiş matrisleri indirgenmiş eşelon formuna getirmeyi başardık. Peki bunları sağlayan x1 ve x2'leri nasıl buluruz? Birinci sütunlar pivot sütundu ve x1 değişkeniyle ilişkili oldukları için x1'in de pivot değişken olduğunu biliyoruz. İkinci sütun pivot olmayan bir sütun çünkü içinde 1 yok ve x2 ile ilişkili x2 pivot bir sütunla ilişkili olmadığı için x2'nin de serbest bir değişken evet serbest bir değişken olduğunu söyleyebiliriz. Bu da x2'yi herhangi bir şeye eşitleyebileceğimiz anlamına gelir. Öyleyse x2'yi hemen t'ye evet reel sayıların bir elemanı olan t'ye eşitleyelim. Peki bu durumda x1 neye eşit olur? Üstteki denkleme göre, buraya geri dönmemiz lazım, x1 artı 3 x2 sıfıra eşit. Buradaki üst satıra göre de x1 artı 3 x2 1'e eşit öyle değil mi? x 2'yi t'ye eşitlediğimize göre bu denklemi x 1 artı 3 t eşittir 0 olarak yazabilirim. İki taraftan da 3 t çıkaralım. Böylece x 1 eşittir eksi 3 t'ye eşit olur. Burada da x1 eşittir, evet x2 yerine t kullanırsak 1 eksi 3 t buluruz. Çözüm kümelerini vektör gösterimiyle yazmak istersek de bunun yani birinci denklemin çözüm kümesi x1, x2 eşittir. Peki buraya ne yazabiliriz? x2'nin t'ye eşit olduğunu biliyoruz. O halde x2 için t çarpı 1 yazabiliriz. Evet tanımı burada yapmıştık. Bu durumda x1 için ne söyleyebiliriz? Eksi 3 t'ye eşit olduğunu söylemiştik öyle değil mi? Buraya skaler olarak t koyarsam buraya da eksi 3 yazmam yeterli olur. Birinci denklemin çözümü budur t'nin reel sayıların bir elemanı olduğunu da biliyoruz. Bu, eksi 3 ve 1 vektörünün skaler katlarına eşittir. Bunun bir konum vektörü olduğunu kabul edersek, r karede bir doğru elde ederiz. Doğruyu az sonra çizeceğim. Evet, birinci denklemin çözümünü bulduk. Peki, ya ikincisi? Bunu nasıl yapacağız? Görebilmeniz için ekranı biraz kaydırayım ve x1 x2 yazıyorum. Bir bakalım. x2 için yine 1 çarpı t diyebiliriz. Hemen yazıyorum. t çarpı 1. Evet bu x2. Peki ya x1? x1 1 eksi 3 t'ye eşitti. Buraya eksi 3 koyarsam eksi 3 t'yi elde ederiz. Ama bize 1 de 1 lazım öyle değil mi? O halde buraya bir vektör daha koyacağım. Böylelikle çözüm kümesi yani bu denklemi sağlayan x'ler x1 için 1 artı eksi 3 t'ye eşit olacak. Buraya da 0 koyarsak x2 0 artı t'ye yani hala t'ye eşit olur. Bu da ikinci denklemin çözüm kümesi. S'nin ters görüntüsü, bu arada S'nin tanım kümesindeki bu iki nokta olduğunu hatırlıyorsunuz değil mi? O halde T dönüşümündeki S'nin ters görüntüsü bu iki denklemi sağlayan X'lerden oluşur. Gelin bunu grafik üzerinde de gösterelim. Evet, böyle biraz karmaşık görünüyor değil mi? Aa, ama alttakini kullanırsam karmaşık olmaz. Tamam, tamam. Şu çözümleri de aşağıya kopyalayayım. Kopyala, yapıştır. Evet, bulduğumuz çözümler bunlar. Ve şimdi de bunların grafiğini çizeceğim. Birinci denklemin çözüm kümesi eksi 3'e 1 vektörünün katlarıydı. Eksi 3, 1 vektörü buna benzeyen bir vektördür. Çiziyorum, evet işte böyle bir şey. Eksi 3, bir vektörü bu ama çözüm kümesi bunun skaler katları olduğu için, bu arada burada bir virgül olması lazım, evet. Eksi 3, 1'in tüm skaler katları. Hemen çiziyorum, mesela 2 katını alırsak, eksi 6, 2'yi elde ederiz, öyle değil mi? İşte böyle tüm bu noktalar daha düzgün çizebilsem çok daha iyi olacaktı ama ne yaptığımı anladığınızı düşünüyorum. Tamam. Çözüm kümesi olarak bu doğruyu elde ettik. Peki. Ya bu 1 sıfır vektörünü bu şekilde çiziyorum. Evet, artı eksi 3, 1'in skaler katları. Eksi 3, 1'den bir tane olursa buraya geliriz ama söz konusu olan tüm skaler katları olduğu için eğimi aynı ama birazcık ötelenmiş bir doğru elde edeceğiz. Sağa doğru bir birim ötelenmiş olacak. Şimdi tüm bunları neden yaptığımı merak ediyor olabilirsiniz. Videonun başında, şu grafiklerden de bir kurtulayım, tanım kümesinde dönüşümü uyguladığımızda görüntü kümesindeki bu alt kümenin vektörlerle eşleşecek vektörleri arıyorduk. 0, 0 ya da 1, 2 ile eşleşecek vektörler. Bahsi geçen vektörleri bu iki denklemi çözerek bulduk ve bu iki doğrunun grafik görüntüsünü de getireyim. Evet, bu iki doğrunun bu nokta noktalarla eşleştiklerini gördük. Bunlara dönüşümü uyguladığımızda 0,0 ve 1,2 noktaları ile eşleşecekler. İşte burada. Evet, doğrular üzerindeki noktalara dönüşümü uyguladığımızda mavinin üzerindekiler 0,0 ile eşleşecek. Neden diyecek olursanız bunlar üstteki denklemi sağlayan vektörler. Turuncular ise 1,2 ile. Buradaki mavi vektörün özel bir adı vardır. Videonun başında da söylediğim gibi mavi doğru üzerindeki her şey bu kümeye B ismini verelim. Evet bu vektör kümesine şöyle söyleyeyim mavi doğru üzerindeki vektörlere dönüşümü uyguladığımızda ya da mavi kümenin T dönüşümündeki görüntüsünü aldığımızda sıfır vektörünü elde ediyoruz. Evet bunların hepsi sıfır vektörüne eşit. İşte burada. Videonun başında buradaki kümenin bu matrisin sıfır uzayına eşit olduğunu söylemiştim. Hatırlıyorsunuz değil mi? Bir matrisin sıfır uzayı matrisle çarpımı sıfıra eşit olan vektörlerdir. Benzer şekilde bu dönüşümü de bir matrisle tanımladık ve dönüşüm uyguladığımızda sıfır sonucuna ulaştığımız x'lerden bahsettik. Ve benzer şekilde bu maviye de t'nin çekirdeği adı verilir. Evet, bunun kısaca ker t olarak yazıldığını görebilirsiniz. Kernel, çekirdek ve çekirdek hemen not edeyim tanım kümesindeki yani r karedeki dönüşümü uyguladığımızda sıfır vektörünü elde ettiğimiz vektörlerdir. Evet çekirdeğin tanımı budur. Dönüşümümüz eğer bir matris vektör çarpımı ise ki tüm doğrusal dönüşümlerin bir matris vektör çarpımı olarak yazılabileceğini de biliyoruz. Bu durumda t'nin çekirdeği a'nın sıfır uzayına eşittir. Aynen burada gördüğümüz gibi. Evet, umarım faydalı bir video olmuş ve siz de bunu ilgi çekici bulmuşsunuzdur.